Merhaba arkadaşlar, bugün 8. sınıf KOZA yayınları sayfa 52'deki alıştırmalar kısmını çözeceğiz. Hızlı alıştırmamıza başlıyoruz. Aşağıdaki kareköklü sayıların hangi iki tam sayı arasında olduğunu ve bu sayılardan hangisine daha yakın olduğunu belirleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi ilk örneğimizle başlıyoruz. Kök 17 ifadesi hangi iki sayı arasında arkadaşlar? Kök 16 ile kök 25 arasında. Gördüğünüz gibi 4 ve 5 arasında. 4'ün karesi, 25 ise 5'in karesi, 4 ile 5 arasında. Hangisine yakın? 16'ya yakın, gördüğünüz gibi 17 ifadesi. O zaman bu sayımıza, yani 4 sayımıza daha yakın bir sayı olduğunu söylemiş olduk. 4 ile 5 arasında 4'ü daha yakın olarak birinci sorumuzun cevabı çıktı. İkinci sorumuza geçtiğimizde kök 39, kök 36 ile kök 49 arasında hangisine daha yakın arkadaşlar? Bu 6'nın karesi, bu 7'nin karesi. O zaman bu ifade 39, 36'ya gördüğünüz gibi 3 birim daha yakın. O zaman 6'ya yakın bir ifade olduğunu belirtmiş olduk. Kök 43 ifadesi hangi iki tam kare ifadenin yakınlarında? 40, 36 ve 49 yine. Kök 36 ile kök 49, 6 ve 7 arasında bir sayı. 36-43 arasında toplam 7 birim var. 43 ile 49 arasında 6 birim var. 6 birim olan kısma, yani 7'ye daha yakın, o zaman 7'ye yakın bir sayı olduğunu kabul etmiş olduk. Birim sayarak hangisine daha yakın olduğunu belirtiyoruz. Kök 97 hangisi iki tam kare ifade arasında arkadaşlar? 81 ile kök 81 ile kök 100 arasında, yani 9 ile 10 arasında bir sayı. 81'e 97, 16 birim uzaklıkta, 100'e ise 3 birim uzaklıkta, yani kökle daha yakın, o yüzden 10'a daha yakın bir sayı olarak tespit etmiş olduk. 5. soruya geçtiğimizde kök 5 ifadesi kök 4 ile kök 9 arasında, yani 2 ile 3 arasında bir sayıya eşit yakın. Kök 5 kök 4'e çok yakın, gördüğünüz gibi, o zaman 2'ye yakın bir sayı olarak kabul etmiş olduk. Kök 20'ye geçtiğimizde kök 16 ile kök 25 arasında hangisine daha yakın? Bu 4, bu 5'e ifadesine eşit. 16, 24 birim, 20, 25, 5 birim. O zaman 4 birim olana daha yakın, yani 4'e daha yakın olduğunu tespit etmiş olduk. Kök 130 ifadesi ise kök 121 ile, yani 11'in karesi ile 12'nin karesi, yani 144 arasında. Bu 11'in karesi, düzeltelim hemen, 11'in karesi, bu da 12'nin karesi, 11 ile 12 arasında. 121'e 9 basamak uzaklıkta, 144'e 14 basamak, gördüğünüz gibi 121'e daha yakın olduğunu gördüm, yani 11'e daha yakın bir sayı. Son olarak 8. sorunda ise kök 245 sayısı 18'in karesi, pardon 15'in karesi 225, pardon yanlış düşündüm arkadaşlar, şurayı düzeltelim, 15'in karesi 225, 16'nın karesi 256, yani 15 ile 16 arasında bir sayı. Hangisine yakın? 245-225'e 20 birim, 256'ya ise sadece 11 birim. O yüzden hangisine yakın olmuş oldu arkadaşlar? 256'ya daha yakın. Yani bu ifademizde 16'ya daha yakın bir ifade olarak bulunmuş oldu diyoruz. Gördüğünüz gibi hangi iki sayı arasında olduğunu belirttik. Hangisine daha yakın olduğunu da söylemiş olduk. 52'deki çalışmamızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu sayede bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.